Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 10. gününe girerken, şiddetli saldırılara maruz kalan Ukrayna'nın Harkov şehrinde Rus ordusuna ağır kayıplar verdiriliyor. Ukrayna'da birçok bölgede çatışmalar devam ederken, Ukrayna ordusu karşısında Rus askerleri birçok cephede ilerleme kaydedemedi. Başkent Kiev bölgesindeki durumda değişiklik olmazken, Çernihiv ve Sumi şehrinde de değişiklik yaşanmadı. Harkov bölgesinde Rus saldırısı durdurulurken, Ukrayna ordusu karşı taarruza geçerek bazı kısımları Rus ordusundan geri aldı. Donbas bölgesinde de Rus ordusu ve ayrılıkçılara karşı Ukrayna ordusunun direnişi devam ediyor. Mariupol ise Rus ordusunun kuşatması altında yer alırken, Nikolayev bölgesinde karşı taarruz ile Kolbakino hava üssü Ukrayna ordusu tarafından kontrol altına alındı. Dün Rus ordusu tarafından ele geçirilen Zaprija nükleer santralinde de değişiklik yaşandı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zaprija nükleer santralinin Rus ordusundan geri alındığını açıkladı. Rus ordusu ise Ukrayna'ya sevkiyatlarına devam ediyor. Rus ordusu tarafından Ukrayna'daki hava savunmasını güçlendirmek amacıyla bölgeye S300 hava savunma sistemleri sevk ederken Kovrov, Belgorod ve Pskov şehirlerinde de tank ve zırhlı araçlar sevk ediliyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise düşman Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki idari sınırlara ulaşmayı ve işgal altındaki Kırım ile kara koridoru oluşturmayı planlıyor dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Ukrayna halkının Rus askeri işgaline karşı kahramanca karşı karşıya gelişinin 10. gününün başladığı bildirildi. Ukrayna silahlı kuvvetleri ile Ukrayna Güvenlik ve Savunma Kuvvetleri birimlerinin Ukrayna şehirlerini Rus işgalcilerden kurtarmak için ateşli bir mücadele verdiği aktarılan açıklamada, moralleri bozuk, birimleri parçalanan işgal ordusunun asker ve subayları Ukrayna topraklarında silah ve teçhizat bırakarak kaçarak esir olmaya devam ediyor. Aktif muharebe eylemleri rakibe sadece Ukraynalı savunucuların silahlı birimleri değil aynı zamanda sıradan silahsız insanlara da kayıplar veriyor. İşgalciye sivil konumunu göstererek psikolojik bir yenilgi işgalciler sürekli destekle ve eylemlerinin yanlışlığını fark ederek sivillere saldırmaya, kritik altyapı ve konut binalarına, hastanelere, kreşlere, kadın, çocukları bombalamaya devam ediyor denildi. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov da Rus teröristlere karşı direnişin 10. günü olduğunu, Ukrayna ordusunun kahramanca savaştığını belirtti. Kremlin'in iki gün boyunca Ukraynalıları ele geçirme, büyük şehirleri ele geçirme, devletin liderliğini değiştirme ve Ukrayna'yı Rusya'ya katma planları başarısız olduğunu vurgulayan Reznikov, evet, düşman ayrı yönlerde ilerledi, ancak sadece küçük bir bölgeyi kontrol ediyor. Savunucularımız da güçlü bir boşluk veriyor ve işgalcileri bastırıyor. Bugüne kadar en savunmasız olan Ukrayna gökyüzüdür. Saldırgan kapsamlı ve hava ve füze potansiyelini aktif olarak kullanıyor. Kritik önemli, tehlikeli nükleer ve hidroelektrik santralleri de dahil olmak üzere köprüleri, köyleri ve sivil altyapıyı bombalıyor. Büyük Ordu gerçek içgüdüsünü gösterdi. Sadece sivillere, çocuklara, kadınlara, silahsız sivillere saldırabilecek bir terörist korkak. Mariupol, Volnovaş, Harkov, Çernihiv, Mikolaiv, Hersin ve diğer tüm şehirlerdeki Ukraynalıların gücüne hayranım. İnsanlarımızın cesareti inanılmaz. Silahı olmayanlar bile büyük anneler evlerini korumak için dışarı çıkıyor diye konuştu.